Evet, bugün Aliç Metro'dayız. Görüyorsunuz rayları. Çift yönlü raylar mevcut. Ve Boğaz Köprüsü gibi halatlarla bağlanmış bir şekilde yapılmış. Mükemmel bir mühendisliği var. Karşınızda Haliç. Golden Horn. Mükemmel bir mekan. Şimdi size karşıdan göstereceğim hemen. Gösterebilirsem. Topkapı Sarayı'nı uzaktan görüyorsunuz. Hemen yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi Topkapı Sarayı burası. Uzaktan gösteriyorum. Kusura bakmayın artık. Şu an metro geliyor, evet. Şimdi size Eyüp Sultan'ı gösteriyorum. Karşınızda Eyüp Sultan. Burası Kasımpaşa, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişhane tarafları. İleride Haliç Köprüsü var. Onun ilerisinde de Eyüp Sultan ilçesi var arkada. Ali Bey Köy. Gördüğünüz gibi Haliç. Masmavi deniz. Mükemmel hava. Hava güneşli bugün İstanbul'da. Karşınızda Süleymaniye Camisi. Evet, Fatih ilçesi gördüğünüz gibi. Tarihi Yarımada dedikleri yer. Mükemmel bir mekan gerçekten. İstanbul'un tarihi mekanlarını görmek, gezmek, tecrübe edinmek gerekiyor. Güzelliğini yakından görmek gerekiyor. Fotoğraflarda olduğu gibi görünmüyor gerçekten. Evet, şu an Haliç Köprüsü'ndeyiz. Metro hattındayız daha doğrusu. Karşıda Çamlıca anteni gösterebilirsem. Evet. Burası Kadıköy. Üsküdar'a doğru geçersek Çamlıca anteni var. Çamlıca Camisi var. Tam gösteremiyorum. Evet. İstanbul'un en tarihi yerlerinden birisi olan Fatih ilçesi ve Haliç, Beyoğlu taraflarındayız. İstanbul'un hani eski İstanbul derler ya, burasıymış. Mükemmel bir yer gerçekten. Hani buralar şu an çok değerli. Çok pahalı. Bir ev almaya kalkarsanız zor yani. Söyleyelim şimdiden. Evet, buradan Kasımpaşa, Ali Beyköy, Haliç. Yani Eyüp Sultan'a kadar giden Haliç hattında vapurlar çalışıyor. Gezebilirsiniz. Görenlerin çok beğendiğini. Sadece kötü ne tarafı var derseniz, ulaşımı sıkıntı. Hani bir yerden bir yere gitmek zor gerçekten. 2-3 vasıta geçirmeniz gerekir. Ve çok kalabalık. Bunları hesap etmeniz gerekir. Diğer taraflarına bakarsak gerçekten çok güzel yani. Her tarafı güzel yani İstanbul'un. Keşke şöyle betonlaşmasaydı. Daha güzel olurdu ama betonlaştırmışlar her yerini. Her yere bina yapmışlar ne yazık ki. Üzücü bir şey ama ne yapalım yani. Düzeltmek bize düşer diyelim. Gelecek olarak bizlere düşüyor. Evet, İstanbul böyle. Gördüğünüz gibi Süleymaniye Cami. Kanuni Sultan Süleyman kendi adına bir cami. Çok güzel gibi gördüm ben. Eminönü karşı taraf. Hemen Eminönü'nün karşısında Karaköy var. Feshane, Galata, daha sonra İstiklal Caddesi, Beyoğlu kısmına geçiyoruz. Taksim'e. İstanbul'un göbeği Taksim tabii ki. Buraları iyi bilmek gerekiyor. Zaten İstanbul müjdelenmiş bir şehir. Her şeyle mükemmel. Müjdelenmiş bu şehrin değerini bilmeliyiz ve dosdoğru bir yaşam sürmeliyiz diyorum. Hoşça kalın.